Evet sevgili dostlar, sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla sizlerin de büyük destekleriyle hatta son zamanlardaki destekleri epey e, yukarı taşıyarak yani kanalımızın 23.900 bin binlere gelmesiyle birlikte artık açıklama vakti, artık kap vakti, artık uçak vakti geldi diye düşünüyorum resimde gördüğünüz şahsı. Jorge Jesus. Fenerbahçe'ye hoş geldin. Jorge Jesus mu desem? Yani bekleyelim arkadaşlar. Sonu ana kadar en her şey olabilir mi desem? Ama ben önce şunun için teşekkürlerimi sunuyorum. Çünkü ben size bir söz verdim. Bir duyum verdim. Bu kanal 23.900 aboneye ulaşacak. Jesus öyle gelecek. Hatta 24.000 abone olduğu zaman da görün bakın Jesus'un kap açıklaması gelecek demiştim. Yani e, bunu bir duyum olarak vermedim açıkçası. içten gelen bir şeyle verdim. Jesus olayında ben şunu söyleyeyim arkadaşlar. Jorge Jesus olayında. E, hatta ben bunu görsel olarak vereyim. Şimdi kendine duyumcuyum diyen herkes. Ben de dahil herkes. Ne Jorge Jesus'u ne İsmail Kartal'ı ne Yoahim Löw'ü, ne Bielsa'yı, ne Bilici ne e, Aykut Kocaman'ı ne Ersun Yanal'ı ne Emre Belezoğlu'nu ne işte onu ne şunu ne bunu hiçbirimiz hiçbir şey bilemedik. Yani sürecin başından itibaren. Fakat transfer olayı duyum olayı şöyle bir şey arkadaşlar anlık bazı etmenlere göre değişebilen olaylar. Mesela 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 bana Eylül ayında sorun. Gerçi o zamanlarda Vitor Pereira ile gayet iyiydik. Pereira ile devam. Ekim ayında sorun. Pereira gitmek üzere. Bir düşünce var. Kasım ayında sorun. Pereira gitti. Ya resmi olarak gitmedi ama. E, yanlışım yoksa Kasım ayıydı. Yoahim Löv'e bir teklifte bulunuldu. Yazında bulunuldu da ben çalıştırmayı düşünmüyorum dedi. Ama Vitor Pereira sıkıntılı bir süreç olunca Löw bir yoklandı. Aralık ayı gibi Löw ile hemen hemen her konuda anlaşıldı. Yani Aralık 2021'de Fenerbahçe Teknik Direktörü kim deseniz ben de dahil birçok kişi yüzde bir milyon löv derdi. Ancak hepimiz Ali Koç'un çabuk karar değiştiren bir insan olduğunu hatırlayarak, hatırlatarak dedik ki arkadaşlar ne olur ne olmaz. Tamam löv diyoruz ama değişebilir. Ya işte insanoğlu bu. İmzayı görene kadar şöyle böyle falan filan. Fakat ben o süreçte size %100 doğru bir duyum verdim. Hatta Twitter'ıma da sabitledim buraya da sabitledim. Herkese dedim ki ben dahil kim olursa olsun Ali Koç'un kendisi bile Löv'ün kendisi bile Fenerbahçe ile anlaştım dese resmi imzayı görene kadar inanmayın. Çünkü külliyen yalan dedim. Hani bunu inkar edebilecek bir Müslüman evladı varsa aranızda çıksın. Ben de onun hangi dine inandığını tartışma konusu yapayım. Kesinlikle ve kesinlikle bunda hem fikiriz. Ama bunu belirtirken şimdi ben kendimi aklamayayım ya da paklamayayım. Dediğim gibi bana göre de birçok duyumcuya göre de %100 Löv Fenerbahçe'nin teknik direktörüydü. Hatta aralığın 15'ine doğru falan birçok kişi. Şimdi birçok kişi kıvırsa da işte transferler Löv'e soruluyor. Löv şöyle yaptı. Sezon sonu gelecek. Takımı sezon sonuna kadar hatta o dönemde ben çıktım dedim ki teknik teknik direktörümüz İsmail Kartal olacak. Sezon sonuna kadar İsmail Kartal çalıştıracak. Ardından Löv gelecek. Bunların hepsi videolarda sabit, kayıtlarda sabit. Yani okuduğum haberlerde değil, verdiğim duyumlarda sabit. Yani haberlerden sonra falan verdiğim duyumlarda sabit. Neyse uzatmayacağım. Sonrasında Jesus'un Benfica'yla bir problemi ve problemin patlak vermesi sonucu Jesus'un oradan ayrılması. Ancak Jesus'la da görüşme yapıldığını yine bu kanalda açıkladım. Açıklarken şunu söyledim. Mayıs'tan önce kimseyle görüşmeyeceğini belirtti. 5 Mayıs'tan önceydi yanlış hatırlamıyorsam. İşte duyum geliyordu. Arkadaşlar şu an löv garanti Jesus diyorsunuz ama 5 Mayıs'tan önce kimseyle görüşmeyecek. İşte duyum geliyordu. Birileri bir şey söylüyordu. Arkadaşlar öyle diyorsunuz ama böyle falan filan derken süreç ilerledi, ilerledi, ilerledi. Sonuç olarak yani Joachim Löw Fenerbahçe'yi çok oyaladığı için olmaz olmaz dediğimiz Jorge Jesus birdenbire ibre değiştirip yön değiştirip Fenerbahçe'nin teklifine olumlu baktığı için her şey değişti. Yani her şey değişti. İbre tamamen kaydı Jesus'a. Ve bu sefer Löw de, ilk defa yani ilk defa Fenerbahçe uzun süredir ilk defa ya da Ali Koç döneminde ilk defa diyeyim uzun süredir demeyeyim. Teknik direktör konusunda yani anlaşmasına rağmen geri adım atan taraf Fenerbahçe oldu. Çünkü bizi çok oyalıyorsun dediler. Hatta hatırlayın o dönemde Löw için şey diyorlardı. Real Madrid'e gidecek, Ancelotti kovulacak. Ben dedim ki lan bu adam şampiyon yapacak. Belki Şampiyonlar Ligi şampiyonu yapacak. Hiçbir yere gitmez. Salak mısınız bu adamı niye göndersinler? Demiştim hatırlarsınız. Ha Paris Saint Germain Teknik direktör arıyor. Zidane'la anlaşır anlaşamaz. Başkasıyla anlaşır anlaşamaz. Getirir bir şey diyemem. Ama durum bu diye. Şimdi bakalım ne olacak? Fakat, yani LÖV konusunda diyorum. Zaman ilerledi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç canlı yayına çıktı. Tabii o çıkmadan önce ben dedim ki ya İsmail Kartal ya LÖV. %90 LÖV, şey, pardon JESUS. %10 İsmail Kartal. Zaman ilerledi. Fenerbahçe Başkanı çıktı dedi ki bu saatten sonra ya İsmail Kartal ya Jesus. Ya yani başka alternatifimiz yok. Bunu deyince Biliç diyenler sustu, Piliç diyenler sustu. Ne bileyim hatta bir yel sayı geri getiriyorlardı. Yazın ben beceremedim ama onlar şimdi becermeye çalıştı. Sustu. Nuno Espirito Santo'lar, çeşitli çeşitli isimler, şunlar bunlar hepsi sustu. Ve Jorge Jesus, İsmail Kartal odaklandılar. Ali Koç'un Üstüne yüklenen o vasıfsız başkan etiketinden dolayı da hepsi temkinli yaklaştı. Ve dönüp dolaşıp İbre Jesus'a dayandı. Yani ha Jesus geldik gelecek. Geliyor. Gelmek üzere. Geliyor. Gelmek üzere. Çupamızı ver. vermeyin. Alın sizin. Şöyle böyle. Şimdi herkes Jesus'ta karar kıldı. Derken Ali Koç aynı canlı yayında pazartesi gününe kadar açıklarız dedi. Yani. 30 Mayıs pazartesiye kadar yani en geç 29 Mayıs saat 23.59 açıklayacağını söylerken şu an ekranda gördüğünüz ve şu formalı günlere, bu kadroya, bu bu formadaki jenerasyonun oynadığı futbola hasret kalan ben dedim ki pazartesi falan açıklanmayacak. Açıklama tarihini söylüyorum. 1 Haziran 2022. <laughs> ve geldik 31 Mayıs. 2022 akşamına. Benim saatim şu anda 21.52 şey 55. Bakalım video ne zaman yüklenir size ne zaman açıklanır ama şu an herkesin konuştuğu şey şu. Bu arada ben şunu da söylemiştim. Arkadaşlar Cesus olayında Sancan Aksu var. Sevgili kardeşim iyi bir duyumcudur. Uçak konusunda ne diyorsa takip edin. Uçak konusunda üstüne yok demiştim. Hatırlarsanız. Ve Jorge Susun. Ee, Uçağa havalanmak üzere arkadaşlar saatim 21:56 uçak havalanmak üzere tabi matematiksel olarak da matematiksel olarak da baktığınız zaman Jorge Jesus'un uçağı Fener ee, yani 1 Haziranda inmiş olacak muhtemelen gece kap açıklaması yapılacak. Şimdi Fenerbahçe yönetiminin 31 Mayıs itibariyle, itibariyle sabah saatlerinde Lisbon'a 3 kişilik bir heyet yolladı. Bu heyetin Jesus'la nihai anlaşmayı yapıp imzayı attığı da gelen duyumlar arasında. Ve Jesus'un 1 Haziran itibariyle İstanbul olması, İstanbul'da olması bekleniliyor. E, artık bu saatten sonra da dönüş olmaz diye bekliyorum. Bu arada Hasan Can kardeşim e, Jesus için Lisbon'a giden kiralık özel uçak TCVTN Türkiye saatiyle 20-20-30 sularında İstanbul'a doğru uçuşa geçecek ama bayağı rötar yaptı. Ee, yani uçuş aktif rötarlı bir şekilde kalkacak diyordu. Şu anda kalkmak üzere o uçak. Şimdi dediğim gibi ne ben, ne A şahsı, ne B şahsı. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü baştan beri bilemedik. Tabi buna Ali Koç da dahil. Hatta buna Jorge Jesus da dahil. Çünkü Aralık ayında ee, yapılan bir olay var. Yani Aralık ayında sözleşmesinin fesi var, bitmesi var. Sonrasında İbre'nin dönüşü var. Ben kendi açımdan söyleyecek olursam kanalda videolar mevcut. Yani yani kanalda videolar mevcut. 9 Mayıs'ta hoş geldin Jesus. Ondan önce 7 Mayıs'ta Jesus. 6 Mayıs'ta Jesus, 4 Mayıs'ta Jesus. Yani ondan önce biraz daha geriye gidelim mi? Biraz daha geriye gidelim. E, ee, 27 Nisan Jesus, 26 Nisan Jesus Fenerbahçe'de. Yani %100 olarak açıklıyorum 25 Nisan Jesus Fenerbahçe'de. İyi hocam kendine çelişmiyor musun? Hani Mayıs'ta görüşecekti. Arkadaşlar Löv bizi bekletip depresyona sokunca mecbur anlaşma yapıldı. Ha burada bir faktör var. İsmail Kartal faktörü. Hatta hatırlarsınız ben şunu diyordum. Kalan bütün maçları kazansa. Bu arada 18 Nisan yine Jorge Jesus Fenerbahçe'de diye. Kanalımızın videolar kısmını araştırıp video içeriklerine de bakabilirsiniz. Genellikle ben haberleri okuyup başlık verdiğim için orada hani yanılgıya uğramayın. Yine 9 Nisan Jesus. bakın uzun zamandır Löw haberi yapmamışım. Yani Löw'ün ne zaman kesildiğine bakıyorum. Dediğim gibi arkadaşlar, o 1 Nisan'da löv 1 Nisan'dan sonra 6 7 lisan gibi patlak veriyor olaylar. Orada iletişim kesiliyor. Neyse. Demem o ki. Demem o ki süreç bakın bu kadar dönen yanar döner bir süreç. Şimdi bizim en büyük sıkıntımız şu olmuştu. Yani bizim en 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 büyük sıkıntımız şu olmuştu. Fenerbahçe bir teknik direktör getiriyor getirmesine. Fakat bu arada Bura canlı yayın yapıyor. Bura canlı yayın yaptığı için muhtemelen siz bu videoyu geç saatlerde izleyeceksiniz arkadaşlar. Çakışmayalım diye ben haberim yoktu yani yayın yapacağından yoksa ben bu videoyu 22 sularına ayarlamıştım neyse. Gördüğünüz üzere yani durumlar bunlar, duyumlar bunlar. Evet sevgili dostlar, şimdi umarım ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Yani İsmail Kartal'ın çok iyi bir süreci vardı kafaları karıştıran oydu arkadaşlar. Bugün mesela Ahmet Ercanlar, CESOS'un maaşının yarısından çoğunu sponsorlar ödeyecek demiş. Şimdi Ahmet Ercanlar'a da şey yapıyorlar, hani diyorlar lövdü. Arkadaşlar bu mantıkla hareket ederseniz hiçbir duyumcunun hiçbir şeyini takip etmeyin. Çünkü bak bu duyum dediğimiz olay çok çok değişik bir olay. Gerçekten çok değişik bir olay. Yani mesela ben size çok büyük bir duyum vereyim. Mesut Özil duyumu. Mesut Özil'le ilgili ben ne dedim arkadaşlar? Bir düşünün bakalım. Herkes der işte Mesut gidiyor. Kesin gidiyor. Liste başı. Şöyle böyle. Şimdi Allah inancınız varsa Allah'tan korkuyorsanız ki herkesin korktuğunu düşünüyorum. Ne diyeceksiniz? Lan bu adam çıktı ne dedi? Dua edin de Mesut Özil kuruze 2 olmasın. Hiçbir yere gitmeyecek. Sözleşmesi bitene kadar kalacak. Parasını alacak. Görün bakın çatır çatır da yiyecek. Gitmeyecek. Herkese odri meydan. Şöyle böyle falan filan. Sonuç. Ben size sonucu anlatayım. Mesut Özil'den az önce bir açıklama geldi. Diyor ki son günlerde kariyerim ile ilgili yapılan iddialarla ilgili olarak bir açıklama yapmam zorunlu oldu. İlk 6 ay ücret dahi almadan... Çocukluk aşkım olan Fenerbahçe ile 3,5 yıllık bir kontrat imzalayarak kariyer hedefimi tamamlamıştım. Altını çizerek tekrarlıyorum. Fenerbahçe'den başka bir takımda kariyerimi noktalamayacağım. Sözleşmem süresi boyunca çubuklu formamızı terletmek tek amacım. Bu kararım çok net ve kesindir. Profesyonel yaşamın gereklilikleri gereği Yönetimimizin benimle ilgili bir karar alması durumunda bu tavra sadece saygı duyacağım. Çok çalışıp kendimi daima hazır tutacağım. Her zaman dediğim gibi asıl olan Fenerbahçe'dir. Büyük Fenerbahçe taraftarına sevgi ve saygılarımla. Şimdi bir Allah'ın kulu çıksın desin ki sen Mesut Özil konusunu bilemeden herkes bildi. Ben de diyorum ki hiç kimse bilemedi bir tek ben bildim. Ne odri meydan? Hakikaten odri meydan. Ha burada ukalalık yapmıyorum ama arkadaşlar yani görüyorsunuz duyumları görüyorsunuz ya yani duyumları görüyorsunuz olayları görüyorsunuz yani uzun lafın kısası arkadaşlar Mesut Özil için hepinizin dua etmesi lazım inşallah ikinci e, kuruze olmaz diye dediğim gibi durumlar bunlar arkadaşlar. İnşallah Fenerbahçemize hayırlı olur, olur. Ha, İsmail Kartal devam etseydi. Ben size birkaç tane isim vereyim. Zaten bugün meşhur bir duyumcu da vermiştim. De. Demiş ki yani İsmail Kartal e, kalsaydı Abdülkerim Bardakçı ve Halil Ak bunların kesinlikle transfer edilmesini istiyordu demiş. Bunlardan hariç bir isim daha var. E, bir sol bek Türkiye'den Eren değil. Onu da istiyordu. Hatta diyor Abdülkerim Bardakçı'yı telefonla arayıp görüşmüştü. Fenerbahçe yönetimi Jesus imza atmadan girişim yapmama kararı aldı diyor. Ee, aynı şekilde doğru yani eğer öyle bir olay olsaydı çok çok farklı olacaktı tepkiler ve etkiler. Olmadı. Hani mesela İvan Perisic biz Paris için bir deneme yapmıştık hatırlarsanız. Sonra dedim ki arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle beklemeyin. Hatta ben şunu söylemiştim. Gelmeyecek Fenerbahçe'ye. Büyük ihtimalle ya kulübüne imza alacak ya İtalya'da şey yapacak diye ama Tottenham'a gitmiş. Yani şimdi çıkıp da bak sen işte Fenerbahçe'ye gelmeyecek kulübüne uzatacak dedin ama Tottenham'a gitti. Ne oldu? Duyumu bilemedin diyecekler. bizim için burada önemli olan Fenerbahçe'ye gelip gelmeyeceği. Hani insanlarla alay edilip edilmeyeceği. Yani insanlarla alay edilip edilmeyeceği bizim için önemli olan ki e, bu önemli olan işte zaten hemen hemen gerçekleşince yani gerisini sizin vicdanınıza bırakıyorum. Uzun lafın kısası durum bu arkadaşlar. Yani uzun lafın kısası durum bu. İnşallah Fenerbahçe için hayırlısı olur. Uzun uzadıya değerlendirme yapabiliriz CESUS için ama benim en 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 söyleyeceğim şey şu. Hor gece sos Fenerbahçe'ye hayırlı uğurlu olsun Allah utandırmasın inşallah bir beğeni de çok görmeseniz sevinirim görüşmek üzere.